Mutsuz olduğumuz zaman, ben mutluyum gibi şeyleri kendimize telkin ettiğimizde beynimiz gerçekten mutlu olduğumuza inanır mı, yoksa biz sadece kendimizi kandırmış mı oluruz? Buna benzer bir soru daha önce aldık ama bir spesiflik olduğu için. Yani ben mutluyum mutluyum dersen mutlu olur muyum? Evet. Aslında burada belki de bir eklememiz gereken şey bu. Artık ben tamamen mutluyum diye kendimizi kandırıyor muyuz? Yoksa alt metinde yine bir problem var mı? Gerçekten mutsuzsanız ve dilinizde sürekli ben mutluyum diyorsanız zihninizin bilinç dışı kısmının varacağı tek sonuç sen salaksın sonucu. Tabii yani direkt söyleyeyim ki burası hani akılda kalıcı kısım olsun. Çünkü mutsuzluğu belli bir zihinsel hikayeleme nedeniyle hissederiz. Yani hayatımıza dair bir yorumumuz vardır. O yorumdan dolayı olan bitenden razı değilizdir. Bize bunu hak etmediğimizi düşünüyoruzdur. Bize uygun olmadığını düşünüyoruzdur. Bu yüzden bir uyumsuzluk ve mutsuzluk, hatta umutsuzluk falan hissediyor olabiliriz. Ama bütün bunlar olurken birisi gelip bize der ki işte mutluyum de kesin mutlu olursun. Şimdi söylemeye başladığınız andan itibaren diliniz bir şey söylemekte ama bilinç dışı zihniniz, o sizin yaşamınıza anlam veren hikayeleri esas üreten kısım aynı faaliyetine bildiği gibi devam etmektedir. Yani arka planda aynı hikayeyi çalışır ama sizin ağzınız başka bir şey söyler. Bir süre sonra o söylediğiniz şeyin size hiçbir faydası olmayacağı gibi sizi kendisine karşı inancı zayıflamış bir insan haline dönüştürebilme riski taşır. Çünkü ağzı bir şey söylüyor, zihni bir şey üretiyor gibi bir durum ortaya çıkar. Kendine yabancılaşma diyebiliriz. Aynen öyle. Tamamen duygularını gömmeyle alakalı bir şey. Aslında onların üstünü kapatmaya çalışıyorsun. O şeyi hissetmemeye çalışıyorsun ve sözü bir ağrı kesici olarak kullanmaya kalkıyorsun. Halbuki sistem böyle çalışmıyor. Burada aslında o tip öğretilerde kastedilen ve gerçeklik payı olan bir şey var. O da şu ki, biz mesela, biz derken siz psikologlar, insanların zihinsel şemalarını, hikayelerini, kalıplarını dönüştürerek hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmeden ruh durumlarını dönüştürebiliyorlar. Mesela işte bilişsel davranışçı terapi denen ekolün temeli biraz buna dayanıyor. Aslında birçoğunun temeli buna dayanıyor. Zihinsel şemalara farklı bakış açıları, buna bağlı olarak duyguları farklı şekillerde fark etme, gizli olan duyguları anlama, mesela nefret etme zannettiği şeyin aslında korku olduğunu gösterme, korku zannettiği şeyin aslında utanç olduğunu fark ettirme gibi zihinsel anlam değişiklikleri yaşatıp insanların kendilerini daha yakından ve daha farklı açıdan tanımalarına vesile oluyor. Şimdi bu insanı kesinlikle değiştiren bir süreç. Zaten hayatınızda radikal değişimler yaşamışsanız eğer, ki ben de demeti 50 kuruş yani çok fazla değişim yaşadım ben hayatımda. Onların her birine baktığımda kendi kendime düşünürken kendi zihnimde açıklar yakaladığım anlarla bu değişimlerin çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendi üzerinize tefekkür ederken, çalışırken, ya ben böyle yapıyorum ama aslında böyle düşünmüyorum ki, ben bunu niye yapıyorum sondajı başladığında bazen, her zaman değil, bu genellikle rehbersiz biraz zor olan bir şey. Kesinlikle bir özellikle patolojik durumlar söz konusuysa, ben tabii burada patolojik durumlardan bahsetmiyorum. Günlük zihin halleri yani. Ben bunu niye hiç yapmıyorum, şunu niye hep yapıyorum gibi sorgulamalarda bir fark ediyorsunuz ki aslında onu yapmanızın bir nedeni yok ama her gün yapıyorsunuz. Ya da o şeyi hiç yapmamanızın makul bir nedeni yok. Yapsanız olacak ve yapıyorsunuz oluveriyor. Bu tarz içsel farkındalıklarla siz mutsuzluğunuzun nedenine dokunabilmeyi başarırsanız orada bir şey oluyor. Diliniz değil, önce niyetiniz değişiyor. Hikayeyi oluşturan bakış açınız değişiyor ve sonra diyorsunuz ki ya aslında ben mutlu bir insanım. Yani bu zannettiğim şey mutsuzluk değil. O başka bir şeymiş gibi diyelim bir erme noktasına geldiniz. Bir böyle aydınız kendinize. İşte orada ağzınızdan çıkan şey aslında içeride meydana gelen dönüşümün dışa vurumu oluyor. O zaman değiştiriyor. O öğretilerde anlatılmaya çalışılan şey aslında temelde bu iyi niyetle bir şey anlatıyorlar ama kişisel gelişim dünyasında nasıl formüle ediliyor? Kendimi öpeyim, omuzumdan seveyim, devamlı mutluyum, mutluyum diyeyim. Aynı karşıda sırıtayım, ben mutlu bir insan olayım. İnsan bu kadar basit bir varlık değil. Bizler bu kadar basit nesneler değiliz. Bir düğmeyi çevirince şöyle, öbür düğmeyi çevirince böyle davranmıyoruz. Ama dilin gücü çok büyük. İçeriden inanıyorsak o söylediğimiz şey bizi dönüştüren bir direktife dönüşebiliyor. İşte bunu da biraz dille sadece bir şeyleri tekrar etmektense kendimizle biraz sohbet etmeye dayandırmanın makul olacağını düşünüyorum. Sen burada özellikle bir şey söylemek isteyebilirsin. Bu kişisel gelişim kısmından da ziyade son dönemlerde çok yaygın olan kendini sevmek söylemi çok yaygın ediliyor. Kendini sevmek, kendini sevmek. Peki kendini seviyorum ama kendini sevecek kendi imajı her zaman neşeli, mutlu, aynen öyle. Her şey pozitif bakan, hayattaki olumlu yönlere odaklanan kişiyi kendini sevmek olarak adlandırıyorum.
böyle dönüştü bu sistem. Şeye benzemiyor mu? Çocuğun ağlamadığı zaman onu sevmek, evet, gibi bir şey. Tam olarak buna benziyor ama aslında kendini sevmek, o mutsuzluk halinde de kendini sevmek. Hı. Mutsuzluğu kabul de etmek, mutsuzluğun içinde var olan o benliği keşfe de çıkmak. Niye mutsuz olduğunu anlayabilmek ve mutsuzluğu deneyimleyebildiği için şükran duyabilmek falan. Sadece yaratılan bu ağır algı, bu tablonun dışında da var olabileceğini ve o benliğin de sevileceğini hatırlamak gerekiyor. Zaten benliğin inşası hocam çok acılı bir süreç. Orada nasıl her zaman kahkahalar atıldığını, neşeli olunduğunu, pozitif yapılandığını. Yalnız bana bir şey düşündürdün şimdi. Yani galiba da öyle. İnsanın kendi ideal hali olarak hep böyle neşeli, civcivli falan halini zihninde kodlaması, mutsuz hissettiği ya da eksik hissettiği her anı cehenneme dönüştürüyor. Yani ben öyle olmamalıyım, ben şöyle olmalıyım. Hayır, bir gün öyle olmasın, bir gün böyle olmasın. Hayat, inişler, çıkışlar. Mutsuzluk hakkı tanınması gerekiyor hocam insanlara. Bir şey var ama şimdi bizi mesela mutsuz olarak izleyen birileri varsa diyor ki, tabii bunlar mutlu, konuşması kolay. Sıkıysa benim ayakkabılarım içinde olayı da düşün. Arkadaşlar emin olun, barış zamanında hazırlık yaparsanız umutsuzluğu getiren anlarda çok daha hazırlıklı oluyorsunuz. Yani şimdi özellikle eğer şu anda bir YouTube kanalında canlı olarak bunu ya da daha sonra banttan bir kayıt olarak bunu izliyorsanız o kadar mutsuz değilsiniz. Yani mutsuz insan YouTube'da video izlemez, başka şey yapar. Hafif mutsuz olabilirsiniz ama zannettiğiniz kadar çaresiz değilsiniz. Tatminkar da olunmayabilir hocam. Şimdi mutsuzluk, aynen, tatminkar olunmama hali de karıştırılabilir. Aynen, tatminsizlik hali, evet, yani. Dolayısıyla şu anda bir durup, mesela benim sıklıkla yapmaya çalıştığım bir şey, ne yapıyoruz abi? Yani niye bunu yapıyoruz da onu yapmıyoruz? Şu anda ne oluyor? Mesela biz genellikle geçmişin derdi ve geleceğin hülyasıyla şu anda ne yaptığını fark edemeyen canlılarız. O yüzden hazır mesela böyle bir fırsat gelmişken, şimdi nasılım, neyim var, şu anda mutlu muyum, mutsuz muyum ve gerçekten hakikaten mutsuz olmak hakkı var mı elimde? Yani ben mutsuz olma hakkı taşıyan bir insan mıyım? Hayatından razı olmayacak kadar çalıştım, çabaladım da beceremedim mi? Yoksa yani değiştirmem gereken bazı tembelliklerim, boş vermişliklerim, kulağımın üzerine yatmalarım, vurdum duymazlıklarım, dedikodularım, çekiştirmelerim oluyor mu acaba? Nefis terbiyesi diyoruz. Eskiden böyle söylüyorlar ama biz de her gün yapamıyoruz. Bu konuşmanın başında dediniz ki yani soru sormak bazen fazlasıyla hani derinlere de çekebilir. Bu konuda şunu eklemek lazım. Bazen hani burada bir rehbere ihtiyaç var dedik ya, soru sormak iyidir. Özellikle hani kendinizi keşfetmek açısından verimlidir. Fakat bu sorular varoluşsal bir yerde tıkanıyor ve sizi yoruyorsa, bu artık cevaplanması zor ve sizi çıkmaza itiyorsa, rica ediyorum, ne olur hepimiz rica ediyoruz, destek alın, rehber olması, terapistinizin olması, psikologunuzun olması, bir danışmanınızın olması güç göster, güçtür. Yani güçsüzlük değil. Zayıflık değildir, aynen öyle. Evet. Belki bunu ara ara hatırlatmak lazım. Yani bu şey gibi ya, yani musluk akıtıyor, kendim yapacağım, boruyu patlatayım. Evet. Muslukçu niye var arkadaş yani? Böyle bir meslek var, onu yapacak biri var. Senin beceremediğin bir şeyi yaptığı için o kişi var zaten. Dolayısıyla hayatı da biraz böyle bakalım. Her eve lazım.